Hep söyler miydi? Aynen. Yok yok, işi düşendi. Hayır, yanar seni. Yani bir paran olacaksa gelirdi. Ben seni seviyorum, 5 kuruş ver, 10 kuruş ver. Hep böyleydi. Bak bütün hanımlar gülüyor, benzer tabloyu yaşayanlar var yani. Ama onlar gülüyordur, şimdi ne oldu? Sebepsiz yere sevdiğini. Ha? Yok, hayır, vallahi yok bile. Bunu ben üniversite seveceğim. Seveceğim, bunu ben gene de seviyorum. Sevebilirsen, ben seni sevmiyorum, bitti. Aslında ben buna... Bitti. Ben buna randevu aldım. Bak dinle bak. Ben buna ne randevusu? Hastaneye randevu aldım, bak. Diyeceğim hani, hastaneye getirmeyeceğim, baktığımızdan, falan etmeyeceğim. Lan da buna Humara'da bir hastane var, özel bir hastane var. Hı hı. Bana baldız yatırdı o hastanede. Bacısını kaybettik, Allah rahmet etsin. Ben buna randevu aldım. Hadi gider, bak sana randevu aldı. Gelmedi, ona gittim, ben de seslerde yer. Gittim, ben de 350 milyon para verdim. Yani bayana olmadın mı, gitmedin mi, para ödüysen. Orası özel hastane. Hastaneye götürdün. Aynen, özel hastane orası. Git muayene olsun diye. Evet, gelmedi. Arkadaşlar göğsü bile yarılmıştı. Sıkıntı da senin yüzünden. Senin yüzünden yaralı oldu. Benim bana yetme. Senin yüzünden. Ay ayıp. Önce yıllardır var mıydı öyle bir şey? Gelirdin. Gelmirim. Geleceksen aşkım, geleceksin. Gele yok. Geleceksen. Bak. Müdür. Buranın yetkisi var bak. Buranın yetkisine ben yemin sel ettim. Kur'an'a bastım. Elini bastım. Yemin sel ettim. Yok valla ayaklarını bile bile yalvarsan bitti. Gözümde bitti. Bitmiyor. Bitti. Yani neyse bitti. Ben bitti dedim, bitti. Tamam bitti. O patronum. Az patronum. Aa aşkım hayatım bak. Ele. Sen bak kalbime gidiyorsan. Bak kalbime gidiyorsan bak. Sen yapmayacaksın. Kalbini göğüs. Çok kırdın. Sen kalp yapmayacaksın. Orayı söyle bakayım. Burası kalp, burası göğüs. Evet, ne oluyor? O anladı. Aslanım bu anladı. Ha ben hiç duymadım çürüleşir, anlamıyorum. Bak. Hazreti seviyorum. Hazreti sordu soruyu. Bak Hazreti bırakmam. Ünlü Hazreti bırakmam bak. Ha bak öldün mü? Neyse git. Ben de böyle eve bana gelmezsen böyle yaşarım. Ben işim hazır. Sıkıntı yok ki, bırakma, boşanma. Eve gelmezsen. Bak benim... Eve gelmezsen. Benim işim hazır, bak benim işim hazır. Bak fabrikaya gireceğim, bak fabrikaya. Nereye girersen iş. İşin hazır mı döndüğünde? Evet, bu anda işim hazır. Allah ne gözümde değil. Aynı fabrika mı? Aynı fabrikaya beni seslediler. Buraya beni aldı geldiler. Fabrikaya... Ne zaman telefon geldi sana? Bana buraya gelmeden önce. Sabah. Gel, işin hazır mı dediler? Evet. İşine gideceksin. Aynen. Paranı kazanacaksın. Aynen. Sorumluluklarını alacaksın. Aynen, hepsini. Bir daha eşini üzmeyecek misin? Hayır, üzmeyeceğim. Yok, vallahi izlerden dünyanın parasını kazan, daha gözümde yok. Dünyanın parasını bilene getirsen daha yok gözümde. Bak, ben sana bir şey diyeceğim de, buna bana yemin ettiler de, gel diyeyim. Ben bilirim ne diyeceklerim, ben senin bilirim ne diyeceklerim. Bak, buna bana yemin ettiler. Ben bilirim ne diyeceklerim. Esen'in de bana yukarı dedi ki, sakın. Ben bilirim. Bildiğim için. Bana bak. O insanın bak hatırı bak. Bak onun hatırı. Yok. Buranın hatırı olmayacak mı? Sana bir şey dedim yok, de. Gel değil anlaşak. Boşanak bitsin. Hayır yok. Ben boşanmıyorum. Ben seni seviyorum. Boşanmanız konusunda Fatih onu geç, abi. Onu geç. Ben boşanmam. Anlaşmalı boşanmak istiyor. Kabul ediyor musunuz? Ay yetmiyor. Etmiyorsun. Ay yetmiyor. Sen boşanmak istiyorsun. Evet. Hani anlaşmalı boşanmaya razı olsanız benim için sorun kolay. Sorun olmayacak. Hani 26 yıllık bir evlilik. Neyse iyisinden kötüsünden geçti. Bitecek, ben de kafam rahat çocuklarım tamam, yanına gidiyorum. Tamam, bu saatten gidelim. Sonra artık sen davanı açacaksın. Aynen öyle. Ben davam açmıyorum, ben seviyorum onu. Ben onu ya ister aç, ister açma. Ben dedim, eve gelemezse ben çoluk çocuğumdan durdum. Bu kadar basit. Olur Fatıma Hanım, olur. Olur Fatıma Hanım, olur. Ne o? Öyle değil ya, eve gelemezsen değil ya. Nasıl gelemiyorum? Sen kimin hanımıza karısın? Hı? Ne zaman eve gelirim dedim. Öyle onları geç. Ben geleceğim yani. Gel huzursuz et. Şimdi baskısı var yani öyle eskisi gibi. Yok. Ben öğretme Esra Hanım, ben yaşadım. Esra Hanım yanına gelebilirim yanına. Hayır. Ben öğretme. Yanına. O söz versin aşırı biraz hele bu güneş etsin. Çok çabuk. İki gün sonra aynı şeyine döner. Pınar telefon attığında. Pınar. Efendim. Merhaba. Pınar ben seni çok özledim, dayanamayacağım Pınar. Anne ağlama, bir dakika bir ağlama. Biraz onu arkadaşlar. Hı.
anne bir ağlama. Şimdi Esra Hanım, şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası boşanmalarını istiyorum. Sen boşanmalarını istiyorsun. İstiyorum ama şöyle bir şey var. Ben babamda nasıl desem bir suç tesis falan da. Yani içine el vermiyor yani. Sonuçta baba. Bir şey diyemem ona da. Babamda şöyle bir şey var. Dışarıya karşı çok ilgili, çok sorumluluk alan birisi. Ama eve gelince de o sorumlulukları hiç olmayan birisi. İnsanlarla iyi ilişkiler kuruyor. Ama aynı evet, sevgiyi, ama aynı sorumluluğu... Yok. Ya da çok dışarıya ilgi gösterir, dışarıya kendini iyi gösterir. Ama evde bir tane bile öyle bir şey yoktur. Fatih Bey. Ben boşanmıyorum. Yanından arama, yanından arama. Yana yüz göz yaşayın. Anne yalandan ağlanır baba. Arama, yanından arama. Baba, anlat. O kadın gece yatsın, her gece sadece sen yoksan ama ortamında hep ben vardım. Geceleri ben o yüzden uyuyamıyorum. Ben o yüzden okula giremiyorum uykusuzluktan. Ben hep onun ağlamalarını izleyeceğim geceleri. Sen de... Sen o yüzden küfürler yüzünden. Kızım sen de... Ne demişsen? Sen de telefon... Ben kuları sevmiyorum. Sen beni sevmiyorsun mi? Ben sana niye... Bey, dün dediniz ki çocuklardan Pınar'ı sevmiyorum demişti. Sevmir. Böyle karşı geldiği için sevmir. Bundan nasihetten gelen oğlumu sevmez bu. Kız da aynı gece Teyman'dan... Büyük oğlum rahatsız diye sesi çıkmıyor, öbür de sesi çıkmıyor diye. Pınar, baban seni sevmediğini söylediğinde için acımıştır herhalde. Ya... Estağfurullah, sessiz sessiz. Yani, onda bile gözüm yok benim. Ama dediği laflar seni senesedir. Evde dursa bile yani bana ettiği laflar var yani. Durduk yere insan kızına kötü şeyler söyler mi laflar? Durduk yere. Teyzeme söyleyeyim, benim ağzımdan bir tane küfür çıkmamıştır. Kimse kötü bir şeyim olmamıştır. Babam böyle bir şey yok işte. Eve geliyor, sinirleniyor, bana çatıyor, anneme çatıyor. Ben işte bunlara dayanamadığım için diyorum ya annemin tarafındayım. Babam yani kent altı alan bile bile üstüne gidiyor. Bir gün iyi oldu, 4-5 gün kötü oluyor annemle. Duydun mu? Ulan neden? Ulan neden? O açın canını annemde para varsa annemle yaptığı kelimeleri kullanır. Annemle para bittiği zaman da eskisi gibi küfür söylemeye başlar. İşim yordu, gücüm yordu. Krizler girmiştim. Ama diyor ki babam evde hani işsiz olur da babam evde hep huzursuzluk yaratır. Dışarıda iyi bir adamdır. Ama evin içerisinde hep bizi mutsuz eder diyor. Bak geldi eve geldim sessiz. Pınar. Hikaye girerdi. Esra Hanım, ben 40 günlük çocuğu 5'e giderken buna teslim ettim. Gece gündüz çalıştım. Değil mi Pınar? Ya çocuğa baksın, ben yatağım anneanneme baksın. Bir amca 40 günlük çocuğumu buna teslim ettim ben. Gece gündüz çalıştım. Yatırdığı hayat boyunca da. Ben onlar işi yani iş yok, ben anladım işi yok, giremirdi. Ben o anda iş buldum, hem gece çalıştım hem çalışmadım bir gece gündüz. Gece gündüz çalıştım. Hiç sesim çıkmadı. Bilemez ki. Ondan değil, oynamaz sen. Ne diyor? Onlar değil, kapatsın diyor. Ondan konuşsan, ondan değil. Bana... Bak konuşma. Kızından konuşsan. Kızına benden değil. Ama sana çok kırgın kızın. Sen dün canlı yayında Pınar'ı sevmiyorum dedin. Kızımı sevmiyorum. İki çocuğumu seviyorum. İkisini sevmiyorum dedin. Ben sana anlattım. Krizi. İş çocuğu. İşim yok. İşi yordu. Bahane etme. Ama bahane şimdi, et. Benim de işim yok. Bu anda işim var. Bu anda işim var. Her seferinde senin ağzına kırıklı laflar duymak zorunda kaldım. Ben hiç kimse yapmadığım halde niye ben senin ağzından küfürleri duymak zorunda kaldım? Kızın elinde gece gündüz telefon düşmez. Sabaha kadar telefona oynar. Oynasın. 5000 tane mesaj. Yaz oğlum, yaz. Kime yazsın? Babam yaz. İşler varsa ben de internette çalışıyorum. İşler yapıyorum. Ben de ayarlamalar yapıyorum. Ya ben de boş duran bir insan değilim. Anlamıyor işte beni. Bir anlasa... Ve şöyle bir şey de var. Babamın acabasının korumalarının sebebi de babam herkese iyi davrandığı içindir. Adam ben iyi davranıyorum. Çok enteresan bunlar. Bir kadın bak, vardı. Dışarıda iyi bir adam profili var. İnsanların anladığım kadarıyla sevdiği, onlarla ilgilenen. Ama o insan eve geldiğinde o dışarıda sergilediği tavırları evinde sergilemiyor. Sergilemiyor. Yok. Daha kötüsünü sergiliyor. Yani orada iyiyse burada bin kat kötü oluyor. Yani insan bazen tam tersine razı olur. İşte en acıtan yanı da sizi üzen tarafı da bu.
Fatih Bey, siz sanıyorsunuz ki hayat, evlilik iki kişilik. Çocuklar büyüdüğü zaman o hayat iki kişilik olmuyor işte. 17 yaşındaki kızınız bütün hayatınızla ilgili gerçekleri ortaya koyup, boşanma davasında da bu böyle olacak. Siz boşanmayı istemeyeceksiniz, eşiniz boşanmakta ısrar edecek. Sizin istememiş olmanız davanın reddedilmesinin gerekçesi değil. Mahkeme bütün herkesi dinleyecek. Anne eğer çocuklarını tanık olarak gösterirse ve mahkemede de şu kanaat oluşursa artık tarafların ortak hayatı çekilmez hale gelmiş. Evlilik birliğinin devamında her iki taraf içerisinde de bir fayda yok. Bundan da zarar gören çocuklar derse evliliği bitirecek. Siz istemeseniz bile. O yüzden de hani ben uzun süreli evlilikler çok zor bitirilmesi. Hatalarınızın farkına varıp siz kızınıza ya da eşinize ben bir daha değişmeye çalışacağım, gerekirse tedavi olacağım. Bunun sözünü verebiliyor musunuz? Bakın sizin işsizliğiniz değil onların problemi. Çünkü daha önceden de çalışmış. Diyor ki biz evde küfür duymak istemiyoruz. Tamam, ben öyle. Annemin ağlamasını istemiyorum. Biz bir olmak istiyoruz diyor. Tamam ben de daha demeyeceğim. Daha demeyeceğim. Fatih abi bak daha, burada... Bak, sana da söz vereceğim. Sana da söz vereceğim. Ben... Biz bak ailenin ya, dışındayız. Ya, bugün varız Fatih Bey, yarın yokuz. Eşinizi ikna edeceksiniz, evlatlarınız. Mahkemede bunlar tanık olarak dinlenebilir. Artık 8 yaşındaki evlatları mahkemede tanık olarak dinletebiliyorlar. Çünkü bu aile birliği onları da ilgilendiriyor. Hayat, ikinizin hayatı, ben bunu yaparım, beni affet sevgi diyemiyorsunuz. Sevgi onunla bitmiyor. Keşke sevgi her şeyi kurtarsaydı. Onun yanı özveri, fedakarlık, kendini kontrol etme. Benim 9 yaşındaki kızım dedi ki ben seçtim. Yani böyle böyle dedim. Hani ben ayrılırsam dedim, kimle kalmak istersen ben aç kalırım dedi. Anne beni kimseye verme sakın dedi. Düşün yani da değil, ben o bilene değil, ben bıktım deyir. Evdeki huzursuzluktan insanın en mutlu olacağı yer, en mutlu olacağı kalesi neresi? Evi. Dışarıda her türlü zorluk var zaten, her türlü sıkıntı var. Ama insan benim için ev kale. Ya o kalenin içerisinde insanlar aç da kalabilirler, sıkıntı da çekebilirler. Ama orada bir birlik beraberlik varsa, beraber mücadele varsa, ayakta kalmak için verilen savaş varsa, sevgi de varsa güçlenerek çıkarsınız. Ve bir süre sonra ya biz geçmişte bunları yaşamıştık ama bugünkü halimize şükür de diyebilirsiniz. Ama hem sıkıntı var hem sevgi yok. O evin duvarları yok zaten. Hem de üstelik Esra Hanım, tamam biz ona da o sevgisizliği de istemiyoruz. Ona da razıyık diye gidir gelir. Diyor. Hep yani, argo sözcüklerle. Ben de bir Fatih insanım. Bey, benim anam babamı yani ezdirmek zorunda biliyorum ama sürekli mesela bazı insanlar vardır. Kimi duygularını kelimelerle ifade eder, kimi de argo sözcüklerle. Sen sevsen de küfrediyorsun, sövsen de. Aynen öyle.